Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala akıbatul muttakin ve salatu ve selam ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin Kur'an'ı birinci bölüm Mekke'de aşkar okuyan kişi Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zat hakkında quyidagi hadisni marhamat qiladi. Man surrahu man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ratban kama nazala fal yaqrahu ala qirati ibn Ummi Abdi. Kim Rasulullohga Qur'on nozil bo'lgandek tilovat qilishlikni xohlasa Abdulloh ibn Mas'ud o'qigandek o'qisin. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasulullohga payg'ambarlik vahiysi nozil bo'lgan paytda Makka'dan uzoqda, Makka'ni tashqarisida cho'ponlik bilan shug'ullanib yurgan, hali balog'at yoshi yetmagan yosh yigitcha edi. U kishini odamlar Ibn Ummi Abd deb nomlashar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik da'vatini Makka'da oshkor qildi va butun Makka mana shu Rasulullohning da'vati bilan ovora bo'lib turganda, musulmonlar iymon keltirishlik bilan mushriklar Rasulullah va musulmonlarga azor berishlik bilan ovora bo'lgan paytda bu yosh yigitcha Makkaning sayyidlaridan bo'lgan ba'zi kishilarini, ya'ni Uqbat ibn Abi Muayyadni qo'ylarini boqib, Makkaning tashqarisida cho'ponlik bilan shug'ullanardi. Kunduzi cho'lda bo'lardi, qaytib kelganda kechqurun bo'lardi. Makkada bo'layotgan ishlardan bu yigit bexabar edi. Lekin ana shu qo'y boqib yurgan kunlarning birida uzoqdan ikki kishi Abdullohni oldiga keladi. Ularni ko'rishda bir salobat, haybat, viqor va yuzlaridan salohiyat alomatlari ko'rinib turardi. Hamda ular yo'l yurib charchaganligini belgilari bor edi. Kelishdida ulardan biri aytdi: "Ey bola dedi, bizga ana shu qo'ylaringdan birini sog'ib, suti bilan bizni suvolmaysanmi?" dedi. Shunda bu Abdulloh yosh yigit aytdi: "Bunday qila olmayman" dedi. "Sababi qo'ylar meniki emas" dedi. "Men bularga, menga bular omonat qo'yilgan" dedi. Shunda haligi ikkita notanish kishi bu yigitni bu gapidan rozi bo'lganligini alomati ko'rindi yuzlarida. So'ngra ulardan biri aytdiki: "Ey bola, sut bermay qo'ygan, ya'ni qariligidan sog'izmay qo'ygan bir qo'yni ko'rsatchi menga" dedi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ana shu qo'yni yoki echkisini ko'rsatdi. Haligi kishi ana shu qo'yni yoki echkini yerini ushlab turib siladida va yerini sutga to'la boshladi. Yonidagi sherigi yerdan bir chuqur idishga o'xshagan bir toshni oldida, shunga sog'di, o'zi ichdi, sherigi ichdi va Abdulloh ibn Mas'ud ham ichdi. So'ngra bu manzaraga dahshat ko'zi bilan qarab turgan Abdulloh haligi muborak kishiga qarab turib, "Hozirgi qilgan ishingizni men ham takrorlashligim uchun aytgan so'zlaringizni menga o'rgatsiz bo'lmaydimi? Menga o'rgating" dedi. Bu ikki kishi kim edi? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va hamrohi Abu Bakr Siddiq Makka'dan Madinaga hijrat qilishlik safari edi. Alloh subhanahu va taolo bandasiga yaxshilik iroda qilsa, Makka'ni tashqarisida yurgan bo'lsa ham, ana shu payg'ambarlik egasi bo'lgan, oxirgi risolat sohibi bo'lgan Rasululloh o'zini oyog'i bilan kelib mo'jiza ko'rsatyapti. Bu Alloh yorlohagan, Alloh saodat asrida yashashlikka nasib etgan baxtli kishilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini hamrohi Abu Bakr Siddiq bilan Makka ko'chalaridan chiqib, mana shu Madina qarab ketib borayotgan paytda mana shunday bir voqea yuz beradi. Mana shunga bir muncha vaqt o'tganidan keyin Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu iymon keltirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xizmatiga o'zini safarbar qildi va Rasululloh ham u zotni xizmatidan foydalandi. Mana shu kundan boshlab Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yer yuzidagi qo'ylarni xizmatini qilishlikdan yer yuzidagi eng afzal inson Muhammad sollallohu alayhi vasallam xizmatini qilishlikka o'tdi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambarimizga eng yaqin sahobalarga aylandi. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga ruxsatsiz kirib kelishlikka ruxsat berishlik darajasiga o'ziga yaqin tutdi. Abdulloh ibn Mas'ud kishini soyasi o'ziga qanday erishilsa, Rasulullohga shunday erishdi. Rasululloh xolasa namozga uyg'otar edi. Tahoratga suv tayyorlab berardi, yuvinsa bir to'sib turar edi, oyoq kiyimini kiysa to'g'rilab turar edi. Bu albatta baxt, chunki Rasulullohning xizmatida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatida.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem bu kişini tamamı bir muhabbetine yaş gördü. Ve Abdullah ibn Mas'ud peygamberimiz için de yakın bölgenlikten Rasulullah'ın sırlar sahibi devletleridir. Peygamberimizin ahlakıdan talim oldu. O kişinin güzel ibretli ahlakıdan namunu aldı. Ve adamların içi de Rasulullah'ın yakın bölgen kişilerden buldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar içi de Kur'an'ını en mükemmel surette okuduğun sahabalardan biriye ve manalarını en yakşı düşünüyorduğun şeriat hükümlerine yakşı buladığın sahabalardan biriye eylendi. Ömer ibn-i Hattab r.a. davrudaki bu gibi bir vakıya şu gapimizga dalil buladı. Abdullah ibn-i Mas'ud r.a. bana Ömer ibn-i Hattab r.a. halife bulup durduğun payette bir kişi geldi, Ömer ibn-i Hattab dedi ki Kufa'da bir adam Kur'an'ını şimdilik kellesini yaptırıyor, yazı yaptı. Yani ikinci Kur'an'a karab durdu, köşürüştü onu diye şimdilik yadlavagen esasını yazı yaptı degen de Ömer ibn-i Hattab cüde katta kaçırı geldi. Kendi kılıp Kur'an'ını özünü yadlavagen yazı yönetir, yazadı. Kim eken şorin kuru gibi adam dese Abdullah ibn-i Mas'ud dedi. Ömer ibn-i Hattab'ın cahili kendi tez çıkan olsa şimdi tezli işe sahibiydi. Senge vay bolsun. Ahir yeryüzüde Abdullah ibn Mas'ud'dan göre Kur'an'ını mükemmel buladığın adam yorgunu bilmiysen mi? Onun hakkı var dedi. Ben senge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Abdullah hakkı derken sözünü hep verim ben dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Abu Bakir üç adamız mescidde kirkegenimizde bir adam arkasını kılıp Kur'an okum namazı okup durardı. Biz arkasından kimliğini tanımadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasından durdu. Onu Kur'an'a tilavatiga kulak saldı. Sonra kim dedi Resulullah? Kur'an'ı Muhammed'e nazil bulgendik. Körünüşte okusunu haklasa Abdullah okuyandık okusun dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın arkasında durdu. Abdullah dua kılarken Peygamberimiz arkada durup sal tuta, sal tuta. Dua kıl kabul kılınırdı. Dua kıl icabat kılınırdı. Amin dedi durdu. Mana şu namazda Abdullah namazdı. Ne mana soragan bolsa Resulullah arkada amin deb dedi bunu bilmeyapti. Bu şunday bir şerefge gibi bo'lgan zotlardan edi. Umar ibn Hattob aytadi, mana shu xush xabarni deydi. Tong otsa Ibn Mas'udga borib yetkazib qo'yaman. Deb tong otishdan yugurib yetib borsam, mendan bir Abu Bakr yetkazib qo'ygan ekan boshladi. Qaysi bir ishda musobaqa o'ynamay, Abu Bakr meni o'zib ketardi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nihoyatda bir oriq, nimjon arvoq kishi bo'ladi. Hattoki Madinada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir g'azovatdan qaytib kelyotib, pishib turgan xurmodan kim bizga uzib beradi deganda Abdullah shoshilgancha tushadi-da, xurmoga chiqib ketadi. Shu tizzasi ma'lum bir joygacha etagi ko'tarilgan paytda oyog'ini ingichkaligidan sahobalar ko'rar ekan. Echkini oyog'i deb qo'yishar ekan. Shunga bir arvoq, shunga nimjon bo'lgan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni Abdullohni oyog'ini ingichkaligidan kulyapsizlarmi? Allohga qasam, Allohning huzurida Abdullohni bitta oyog'ining og'irligi Uhud tog'idan ko'ra vazmanroq og'irroq edi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zi haqida aytadi, qaysi oyat, qayerda, nima sababdan nozilgan bo'lsa, hammasini bilaman. Agar mendan ko'ra bilimdorroq odam bo'ladigan bo'lsa, tezlik bilan borib undan mana shu ilmni o'rganaman dedi. Rasululloh guvohlik bergan, Qur'on ilmini olimi bo'lgan Abdullah ibn Mas'ud, men bilmagan narsani biladigan bir odam bo'lsa, borib o'rganaman, ilm o'qishlikdan kibr qilmayapti birodarlar. Bizchi, bu odamda olimligini Qur'onni mukammal bilishini Rasululloh guvohlik etyapti. Yana Qur'onni to'g'ri o'qimoqchi bo'lsalar, Abdullohda o'qinglar deb tursa, yana men bilmagan narsani bilgan odam bo'lsa, borib so'rayman dedi. Bizchi, biz ozgina narsani o'rganib turib, birovga quloq solmaymiz, birovga gap bermaymiz, biz turganda boshqalarga yo'l bo'lsin. Ibrat olaylik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mana shu so'zni gapirganda mubolag'a qilmagan edi. Kunlarning birida, tunlarning birida Umar ibn Hattob o'zini hamrohlari bilan bir sahroda ketayotganda boshqa bir otliqlar jamoasi peshga ro'parasidan chiqib qolishadi. Qorong'i, bir-birini tanimayapti. Umar ibn Hattob bilan narigi musulmonlar jamoasi gaplashib turib, Umar ibn Hattob so'rayapti. Ichlarida Qur'onni biladigan birorta bir odam bormi dedi. Ular ha deb javob berishdi. Shunda ular so'radi. Qur'ondagi eng buyuk oyat qaysi dedi. Narigi tomondan javob bo'ldi. Qorong'idagi savol-javob.
En büyük ayet Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayetel kürsi ayet. Şunda Kur'an'daki en muhkem ayet kaysa cevap oldu. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil qurba. Bunlar kanıtı bu cevaptan. Kur'an'daki en katta manolarda cemlegen ayet kaysa dedi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre vazniçe yakşilik kılsa albette köredi kıyamet günüde. Ve kim zerre vazniçe yamanlık kılsa albette köredi kıyamet günüde. Şimdi ben hatta Kur'an'daki en korku bağışlayan, insanı korkutabiliyen ayet kaysa dedi. لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيُّ أَحْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Sonra ben hatta Kur'an'daki en ümit bağış, insanga ümit bağışlayan ayet kaysa dedi. Cevap oldu. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ayetin, ey bandalarım, özlerin nafsları ki israf kıyan bandalarım, Allah'ın rahmetinden namid bulmayalar. Allah cemiyi ki günahlarını keçiredi, Allah غَفُورُ الرَّحِيمُ buyan. Zat dedi ayet okuyan da, Hazretimler, Abdullah ibn-i Mas'ud varken ne şeylerdi dedi. Ha da cevap verdi ham. Yani bunun mükemmel cevabını Abdullah ibn-i Mas'ud yine bir olarak. Abdullah ibn-i Mas'ud r.a. fakat alim harilemez idi. O zat bana şimdi nazik buluştaki, nimcan buluştaki karamazdan, eğer şarait takaza kılabiyen olsa en şicatli, gayretli sahabalardan idi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kur'an'da aşkar okuyan birinci zat olsa, ikinci Kur'an'da aşkar okuyan kişi Abdullah ibn-i Mas'ud'udur. Kuyla kısaya kulak salamız. Sahabalardan bir kançaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta toplanıştı da Müslümanlar asçilik, zayıf, azap, meşakkatli körüşü yaptı, çekişi yaptı. Şunda Allah'a kasam ki Kureyş Kur'an ayetlerini eşliğiyle halime yaptı. Kim bizi içimizden bari bular gibi Kur'an ayetlerini oku derler, aşkarıdır. Müslümanlık için har azabını ekken adamı aşkarı Kur'an bari okşuluğuna tasavvuk ile yendi. Şunda Abdullah ibn-i Mas'ud ne okutamam onlar gibi, eşitiremem dedi. Başkalar kaytardı. Size Kureyş'te işi de hıma yakaladıkken kattara uruguyuz, kabiledaşlarız yok. Koyun sıkımayın dese ben kalamam dedi. Demek kuvvetli cüste demeseken, imandayken, yürekteyken, kalpteyken. Kureyş Kabe'nin etrafında toplan oturarken şimdi vardı da Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman allamal Kur'an Ar-Rahman surasından bir kança ayetlerini okuştu başladı. Şimdi üyede oturgenler İbn-i Ümmü Abdüme oku yaptı. Muhammed Ketüşken Hasan oku yaptı. Turuştu da kuşudan ketküçe tepkiyle vuruştu. Ağzı burnu konge dolup gitti. Kelteye diyerekken devam etkisi uğradı. Kelteye diyerekken devam etkisi uğradı. Ahir imkanı bulmadan da toktadı. Ve kayıt geldi. Yüzleri kan, hem yoksa singen halette kuvvet tüköreyim buradalar. Resulullah'tan keyin Kur'an'ı Mekke'de aşkar okuştuydu. Birinci şerefe Abdullah ibn-i Mas'ud'a nasip oluyordu. Bana şu nerseden korkuduydu siz üstünüzde. Ey Abdullah dese Allah'a kasam ki ular beni tepkileyken de azab verirken de benim için nahatta ular harb oldu. Harb görünüşte oldu benim için. Eğer haklasaylar yine okup gelemem vardı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Usman ibn Affan davriyacha yaşadı. Uzatka ölüm saatleri yetken payette Usman ibn Affan o kişinin ziyaretine geldi. Yani şimdi insanlara mutip gitti. Badr gazatı da Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Abu Cahil'de kellesini çapıp sudurup geldi. Abu Cahil'de kellesi kattarı giden Abdullah ibn Mas'ud'u kuvveti azı giden sudurup, kötü olmasına sudurup gelirken. Ana şu Mekke'de turgan davrda Abu Cahil urup Abdullah ibn Mas'ud'u kulağını yorup taşıydı. Peygamberimizin kellasını sodurup yanı görüp bitti kulakka bitti kella köp bop gitmem demedi de fazlaşıp koydu. Osman ibn Affan Abdullah ibn Mas'ud'un ziyareti geçirdi. Ey Abdullah numaradan şikayet kılasız dedi. Şikayet göreyle numaradan. Biz her kadar neyden şikayet kılalımız, fakat günahımızdan şikayet kılmıyız. Nimelerden şikayet kılarız dese, günahlarımı köprüye giden deydi. Köyünüz nimeni küsü yaptı. Parvardigarım rahmetine. Bıraktı bir dünya yine sana böyle mi yaptı? Ananı yegim geldi, mananı yegim geldi, değil mi yaptı?
Bir neçe yıldan beri Baytul Mal'da toplanıp koyan maaşınızı ot getir vereyim mi yürüyeyim mi dedi. Dese menge hacatı yok dedi. Çünkü vafat kılayken adam gel. Buna sana ne gereği var? Şunda Osmanlı ne yapan etti ki eğer sizge gereği olmasa kızlarınızge gereği olardı. Yani siz ölüp ötüp etkenizden ki farzantlarınızge kalırdı kızlarınızge dese atak şahara ben atıl fakir. Ya Amir el-Mumini benim kızlarım benden ki kembağalı bak başına gam kılı yapsın. Bana bugünkü derste ettik. Farzantlarını geleceğine gam kılıyan ota olsa hakikaten gam kılıyan olsa Allah'dan takıva kılı yaşasın. Kifaya kadar düşünürseniz olur Resulullah. Kızları menden ki kembağalı boklarışan korkasın mı? Men ularga her keçe Vakıya suresini okşuyunu buyurdum. Elbette men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kim kaysı bir hanadanda her keçe Vakıya suresi okulsa şu hanadanda hiç kaçan fakirliği bu midde ya hadiste işken ben Resulullah'ın vadasını koyup getirip kalmak gibi. Nak toplanıp koyan bir neşirlik aileliğini nak pulunu Resulullah'ın nasiye vadası işin anlaştırı yaptı. Çünkü onlar nak degen düşünce bile nasiye degen düşünceni onun yıkı uyuşu o genelde. Allah ve Resulü'nün vadası onlar için nak idi. Bu dünyada matası onlar için nasiye idi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh bu Rafiqul A'la'ya Parvadigarın huzuruna safar kılarken tele Allah'ın zikri bilen ve Parvadigarın kelamı bilen kelamı namıdan hali kurma genelde. Uzat vefat kıldı. Ularını cenazesine okşu iki gençlerde Zübeyr ibn Avvam ve birkaçı büyük sahabalar vardı ve Baki kabristanı da kömürdü. Demek bu zatlar dünya matasından baratasından şikayet kıyamaz. Nemeden şikayet kılasız günahımdan. Nemeni küsüye tüköyünüz Parvadigarın rahmetine. Aile gizabke vereyim mi? Peygamberimizin vadasını koyup getirdi. İbretlenerek. Allah subhanahu wa ta'ala İbret alışkı hamamızı yine nasip eden olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.